yaz mevsimini Çanakkale'de geçirdim. Kara Reis tarafına, Karaburun Yarımadası'nın Karaderin Reis tarafına ilk defa gelişimiz. Bunları ben duymuştum yandığını falan ama olayın ciddiyetine bakın, gözünüzle gördüğünüz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Komple maki gitmiş. Komple makilik gitmiş. Az önce tepeden şuralara bak. Kap kara bir daha olmuş. Tamamen bitki örtüsü gitmiş ki buraları çalı çekirgesinin, çok nadir olan çalı çekirgesinin yaşam alanı tamamen yanmış bitmiş. Duyduğun zaman anlayamıyorsun ama gelip gördüğünde, özellikle bunu görmeye geldim, bu kadar yer yandı falan diye. Yola kadar yanmış ve hiçbir şey kalmamış. Deniz, denize paralel giden yola ne varsa yapmış. Ana şu ay. Allah kahretsin, o kadar güzeldi onlar ya. Orada 3-4 tane çam vardı, onlar da yanmış. Ve hiç yaş bir tanesi belki kurtarabilir. Gel bakalım onlara ya. Allah kahretsin. Yazıklar olsun. Al şimdi kabak gibi. Beşin altında otur. Yağmur sana olan şeye akıllı. Artık çıtak bize yine. Şuraya bak. Çıkmazsa. Ha. Oturursun böyle işte. Yakından da keserler. Her taraf yanmış. Hiçbir şey kalmamış. Bitti. Zaten bitti. 5-10 tane şey vardı. Tamam. Şunu çağır ben. Kurtarım. Şunun ucunda bir parça var bak. Bu da kurtarır. Şu da kurtarır. Yazık olmuş. Orada insanlar piknik yapıyordu, oturuyorlardı burada, insanları görüyorduk. Bu çalılar makiler kurtarır, dibinden patlatır, bunlar önemli değil ama. Canlı gitti. Canlılar gitti. İçindeki çekirgeler falan komple gitti. Tek onu düşünmüyorsun ki sen. Yazık. Kapsamı düşünüyorsun. Tamam, neyse. Trafoya kadar yanmış. Trafoya kadar nereden? Tepelere kadar, trafoya kadar yanmış. Çekilgesi bulduğum bir çalı vardı. Bakayım o yanmış mı? Gerçi deniz tarafına atlamamış ama yol bir barikat kurmuş ona. Deniz tarafına geçememiş. Ama belli de olmaz. Şunlar falan yanık değil mi? Çekirgelerinden bulup çoğaltıp tamam mı salmak farz oldu. Yoksa onun da sonu gelir. Evdeki çiyanı getirmeseydim o da yanacakmış. Buradan bulmuştum. Sarı olan var ya. Taşı çukurdan kalmıştı onu. Oha bu ne lan? Kopacak yemin ederim. İncecik ip kaldı. Hayret bir şey ya. Çekebilecek mi acaba onu? Az kalsın kopuyordu. Hala taslarla gitmeyi çekmez. İki tane deri sigara. Hemen arkamdan yakaladım yaklaşık 2 metrelerinde falan. Denizin dibinde anormal derecede uzun var. Dedim bunlar bir de
getirdim kıyıya. Aha balık. Horozbine. Yavru horozbine. Yerdeyiz, kararıyız. Kararıyız. Lokasyonuydu artık. Karaburun o kadar iyi tanıyorum ki. Nerede ne bulacağımı biliyorum. Ve Yılan Deniz kıyarı bulmak için daldım. İki tane buldum çıktım. Kendini inceltti, inceltti ve kopardı. Bakın, yüzümü aldım. Yani kendini koparabiliyor. Bence bu bölünerek çoğalıyor. Baksana ne kadar yapışkan ya. Bırak lan elimi. Evet. Yanına yaklaştırdım, dedim kopmasın ama uç kısmında bakın ip gibi oluşturdu. İpi de kopardı. İpi de kopardı bakın. İncelen yeri de kopardı. Şu kadar inceltti, inceltti, inceltti ve kopardı. Hayret. Bakalım kopan kısımda herhangi bir hasar var mı? Şu kopardı. Şimdi aynı şeyi bir daha yapacak mı? Şuradaydı. Çekemedi. Yo, bu sefer çekti. Bu sefer çekti. Ooo çok iyi çekti. Bu sefer gayet iyi çekti. Demek ki çekemediği uzuvlarını koparabiliyorlar. Oho! Mesela şöyle bir şey yapalım. Evet, hadi. Hadi görün kızım seni. Çek bakayım. Bu da buradan bir parça yapmış galiba. Evet, bakın. Burada bir boğum yapmış. Aha! Kopardı. Kopardı, yine kopardı. Yine kopardı. İstedikleri zaman koparabiliyorlar kendilerini. Ve hiç sıkışmada falan alakası yok. Ben sıkıştı, çekemedi, ondan mı kopardı falan dedim. Hayır, hayır. Gayet rahat bir şekilde inceltti ve kopardı. Acaba kopan parçalar canlı mı? Ama öndeki bu şınlar yok. Koparma olayı çok enteresan. Kendini koparma olayı çok çok enteresan bir olay. Bakın 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 bakın. Evet, suyu bıraktı. Şuna bak ya. Denizin dibinde işte bu kadar büyük. Şuraya bak, şuraya bak. Ono! Su poşeti. Resmen su poşeti. Acayip bir şey bu canlıya. Buna canlı demeye bir şahit lazım. Bakın. Bakın. Bakın muhtemelen koparacak bak. İnceltiyor şu anda. Arkadan su salabiliyor galiba. Önden su salamıyor. Şurasını bayağı bir inceltti. Şuna bak ya. Resmen bir su torbası gibi. Ama canlı. Zaten ilk bulan kişi de bunun canlı olup olmadığında çok tereddüt etmiş. Aa, bak bak bak, saldı yine arkadan.
şuraya bak ya. Şu tam uçtan tutalım. Sıvı arkaya gitsin. Evet. O anında bıraktı. Anında bıraktı. Tamamen zardan ibaret şu an. Şu kafa kısmı su değil herhalde artık. Evet değil. Orada ayrı bu ucularını falan sakladığı sert bir kısım var. Onun dışı tamamen su. Deniz suyu. Bir de en arkada bir topak var. Tamamen zar. Koyalım şişsin tekrar. Evet hadi bakalım. Şimdi su doldurmaya başlayalım içeri. Yani buna canlı demek, buna canlı demek için bin şahit lazım. Bu pütür pütür bak. O kayanın içine girmiş. Evet, baş kısmını bu sertliğinden anlayabiliyorum. Bakın şimdi. Hop, saldı. İşte. Tamamen bizar. Yani suya düşmüş bir poşet gibi. Yapışkan bir poşet. İnanılır gibi değil. Ve bu canlı bak. Harekete geçti. Bak sen de doldur kendini. Harekete. Görüyor musun yapışkanı? Burası kirlendi ya. Dalga kesildi. Kirlendi. Buradan çıkabilir mi? Mesela şuradan incecik bir çıkış yolu var. Kayaların arasından. Bunlar baş kısmını çıkardığı takdirde muhtemelen her yerden çıkmıyor. Öbür taraf kopsa da kendini ona bir yere gidiyor. Denizin dibinde, kayaların dışlarında bunları böyle uzun vaziyette. Bayağı bir uzun, bir metreye kadar falan görebiliyorsunuz. Ama her yerde değil, ben çoğu yerde kaldım, işte şurası. Bunlardan her sene buluyorum. Bu senenin başında da bulmuştum. Bugün deniz yılan. Yılan denizi yeri. Yılan denizi yeri bulmaya giriyorum dedim ve buldum. Evet. Sadece şurada bir partikülsel bir şey var. Onun dışında tamamen zar. Komple zar. Hadi bakalım. Şimdi ince ince saralım bakalım. Bakın kopardı yer. Buradan kopardı kendini. Yani iç organlarını içinden sıvılar sarılıyor. Ooo, evet, diğer deniz biyarları gibi bunlar da bağırsaklarını falan atıyor herhalde. Tehlike anında topluyor kendini. Hop bakın. Evet, öbür tarafa geç. Şuraya bak ya. İçinde ne varsa artık. Çekiyor kendini. Evet, çekiyor kendini. Bravo. Alt volt aleti gibi. Çok iyi geçiyor. Çok iyi geçiyor. Evet, her yerden kopmuyor. Her yerden kopmuyor. Ucundan kendini koparabiliyor. Şurada
canlılık belirtisi sadece şurada var. Şurada bir iki parçacık falan gözüküyor. Onun dışında hiçbir... Ve kendini de hareket ettirebiliyor ama. Bakın arka taraflarında da kendini çekiyor. Şu anda birini, bir tane eşşi oğlu eşeksine geldi. Evet, çok da... Ooo! Yediği yerler yanıyor. Yanıyor, evet. Kaşınıyor. Bunu... Gidelim şuradan. Salalım. Zaten kayalık seviyor. Şuradan derin burası biraz. Hoppa! Anam! Düşeceğiz. Burası derin. Şuradan. Hadi git. Hadi. Hadi. Yine koparmış. Yine koparmış. Zaten bir daha kopardı. Suyu gördüğü zaman koparıyor. Karada kalan parçasını, karada kalan parçasıyla beraber ölmemek için kendini koparıyor istediği zaman, istediği yerden koparabiliyor. Bakın iki parça kopardı kendini. Ve baş kısmını kurtarıyor. Bir tane de burada kopmuş. Burada da kopmuş ya. Koparmış. Üç parça koparmış. Bunlar muhtemelen yaşamayacaklar çünkü başları yok. Başları şu anda şurada. Tamam. Çok fena bir sinek var. Bacaklarım yedi. Öbürkünü... Öbürküne müdahale edelim. Nerede bu? Bu çok perişan duruyor. Hemen burada. Seni de buraya. Hadi bakayım. Evet. Ve tesadüfen ikisi de üst üste değdiler ya resmen. Değer vaziyette. Şimdi birazdan kayalara tutunmak suretiyle işte istedikleri yere gidecekler. Evet, zaten bakın uzadılar bile. Yiğidiler. Şişecekler ve yollarına devam edecekler. İşte artık bu civarı Karaburun Yarımadası'nı o kadar iyi tanıyorum ki şuradan geldim ve ne bulabilirim değilse çalışacağım. Ne bulabilirim diye düşündüm. Burası ah! Deniz rüyarı yeridir. Sadece burada geldim. Yıllar içerisinde sadece burada bulabildim. Diğer yerlerde bulamadım. İlkini zaten şuralarda bir yerde buldum. Hemen aşağıda. Ondan sonra bir yıl sonra ileride buldum. Derken yanında buldum falan. 5-6 tane deniz rüyarı buldum burada. Geldiğimde de zaten bugün deniz rüyarı bulacağımı biliyordum. Girdim, buldum ve saldım. Ama bu kopma olayı kendilerini istedikleri zaman koparabiliyorlar. Bunu öğrenmiş oldum. Canlarını kurtarmak için. Bu kalan uzuvunu yaşadığını zannetmiyorum ben. Çünkü çok kısa koparıyor. Daha uç kısmından koparabiliyor. Ortadan koparabiliyor. Baş kısmı korumaya çalışıyor. Tehlike anında işte kayalara sıkıştım mesela. Gerçekten de gerekli. Kayalara sıkıştım çıkamıyorum. Kocaman sıkıştım. Gün içinde 1 metre kadar oluyor bunlar. Ne yapacaksın? Sıkışan kısımdan kopararak baş kısmı yola devam edecek. Çünkü partikülleri falan oradan yakalıyor. Normal deniz yerleri gibi değil. Onlar da bu şekilde hayatını sürdürüyor. Kopma özelliğini yeni öğrenmiş oldum. İstediği gibi kopararak kaçma düşünmeye devam ediyor. Diyelim. Hadi bakalım. İnanılmaz bir lokasyon ve bir anormallik var. Bakın iki tane şurada yakalamıştım. Şuraya götürdüm, çekim yaptım, saldım.
Daha sonra tekrar yüzerek geldim. Hemen şunu yakaladım. Orada bir tane daha gördüm. Bunu saldım diye getirmedim dünya. Bakın bunlar falan hep onların parçaları ya. Bakın daha önce burada bir tanesi bir şeyler yapmışlar. Bak bunun zarı bu. Zar halinde bırakmışlar. Demek ki balıkçılar falan da balık ağlarına falan da takılıyor. Anormal derecede çoğalmış. Peki bunlar neden çoğalmış? Bunlar da diğer deniz yerleri gibi denizi temizliyor. Deniz şu anda çok bulanık. Dibi görmekte zorluk çekiyorsun. 2 metrede falan dibi görmekte zorlanıyorsun. Muhtemelen bu çevre kirliliğinde balık çiftlikleri falan var. Onların yemleri falan denizi bulandırmış. Yani denizi hiç beğenmedim bugün. Benim çok büyük yerler bunlar ama balık çiftliklerin tahribatını görebiliyorsun. Bu resmen bulanık. Yerlerde 2 metrede bulamıyorsun. Bunlardan normalde bir tane iki tane bulunurdu. Bugün kaç oldu? 4 tane oldu. 4 tane gördüm. Bakın 1 metre uzuyor bunlar. Şunu şöyle alalım kopmasın. Biraz önce 2 tanesinin çekimini yaptım. Bir tanesini dipte gördüm. Elledim, çıkardım, yukarı çıkardım, saldım, dibe batana kadar falan izledim. Ondan sonra artık kıyıya çıkıyordum, bunu gördüm. Ama şimdi çok yakında. Bunu da gelelim kestanelerimize. Kestanelerimize gelelim. Bakın ben bunlara bayılıyorum. Bunlardaki renk cümbüşü inanılmaz. Ama bunları denizin dibinde bu şekilde göremiyorsunuz. Denizin dibinde bunları bu şekilde göremiyorsunuz. Bunların üstü bu şekilde bakın. Görüyor musunuz? İki tane düştü bunlar, bıraktılar. Nasıl oluyorsa aynen şöyle bir sürü çakılı kabuğu üstüne dolduruyor. Tamamen bir çakıl yumağı veya kabuk yumağı görüyorsun. Bakın kabuk. Böyle kabukları falan üstüne topluyor. Yani kestane olduğunu anlamakta zorluk çekiyorsun. Bu normal kestane. Bakın. Diğer hemen yan koylara gidin, bunlardan görürsün. Bol. Bol bol bunlardan görürsünüz. Çok güzel bir kestane. Ben bunu da çok severim. Bunlar işte batar. Batan insanların hani kestane varsa denize girmem falan dediği muhabbet bu. Bu yapıyor bunu. İğnedim çünkü oldukça sivri. Beni tanıyorlar. Ama bunlar batmıyor bakın. Bunlar batmıyor. Uçları küt. Bunların ben makrosunu da çektim. Çok ağır. Çok ağır. Diğeri hafif. Bakın şunlardaki renk cümbüşüne bakın. Tropik gibi ya. Tropik denizler gibi. Renklere bak. Bak. Bak burada uçukta da beyazdı. Şu bak renk. Hepsi bak. Şunun iç dekoya, iç gövde morumsu. Şuna benziyorlar. Bak. Hepsinde farklılıklar var. Ama en farklı o. Acayip güzel. Acayip güzel. Bayılıyorum. Ve çok ağır. Bakın şunlar şu anda yarım kilo var. Harika. Şöyle. Bir tane daha bulup fotoğraf çektik. Ya da şöyle yapalım. Ya da şunu yapalım. Şuraya bak ya. İşte bu deniz kestanesinden her yerde yok. Bu koyda var. Tek tük başka yerlerde gördüm ama mesela adanın diğer tarafında onlardan hiç gördüm. Hiç gördüm. Yok ya. Burada ise şu anda bunlar. Bakın biz bunları ne yapacağız ne? Aldığımız yere şuna bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Kıpır kıpır. Bakın ne kadar harekete bak. Duragan bir şey gibi gözüküyor ama aslında kıpır kıpır. Ne yazık? Şuna bakalım. Bunun kadar olmasa da bu da
Yani bunlarla işte kayalardaki partikülleri sürüyorlar, yiyorlar. Şu da çok güzel. Canlı. Canlı. Hareket varsa canlılar. Bunu cazlarla bu şekilde geçer. Hemen şöyle başlıyor. Var mı? Bakın bu tarafa. Artık var. Bravo ben. Hiç olmaz. Bu dikenler bunları elastikliğe kadar dikerken. Böyle.